yaptınız yani. Hemen evet. Başlayabilirim ben. Dolayısıyla esasında biraz gelişimi tarihsel olarak bakarsak planlamayla ne kadar ötüşmediğini, gerçeklerin nasıl olduğunu birazcık da görmekte yarar var. Habib Bey bu sektörde en duayeni, en esnisi. Sonra ben, sonra Murat Bülüksün. Sizden Murat Bülüksün orada sadece 3 yıl var. Fazla yok. 73 yılında köprü yapıldı, köprü açıldı. 73'te İstanbul'un nüfusu 3 milyon. Oranda olarak da Asya yakası diye tekrar ediyoruz. %65 civarında Avrupa yakası, %35 civarında Asya yakası. Şu anda nüfusu 13 milyon civarında. Oranı biliyor musunuz? Yine aynı. Hiç değişmedi. Hiç değişmedi. Yeni diyor. Hiç değişmedi, hala aynı. Bu şunu gösteriyor, yani şehirler belirli boyuta eriştikten sonra, birkaç milyon boyutuna eriştikten sonra onu böyle hızlı bir şekilde çevirmenin o kadar kolay bir yolu yok. 40 yıl içinde şehrin yani 3-5 misli büyüyüp de hala aynı oranda kalması iki kıta arasında mesela bu ilginç bir şey. 73'ten 89'a kadar A sınıfı bir ofis yapılmadı. İstanbul'un eski dokusunda ki bütün ofisler, şurada gördüğünüz Karaköy ve Kabataş hattı üzerindeki yerler, bütün holding binaları burada, her şey burada. Binalar A sınıfı, o zamana göre standartlarda A sınıfı yapılmış binalar. Ama derseniz ki 73 ile 89 arasında bu insanlar niye buraya taşınmadı veya böyle bir şey görmediler? İşte orada o zaman biraz yapılar ileriye gelmeye başlıyor. Yani neler vardı eskiden? Şu gördüğünüz hat, yani bizim zincirli kuyu, Maslak hattı dediğimiz yer, esasında Levent'in sonuna kadar olduğu zaman 60'ların başında kurulmuş, 80'lerin ortalarına kadar fiilen yaşamış bir sanayi alanı. Ama ikinci köprü başlayana kadar, dediğim gibi bu tarafta bir ofisle ilgili, zincirli kuyu tarafında bile hiçbir şey yok. Yani bir ofis biraz yok. Yani bu insanlar talebi hala buralarda görüyorlar ve buradaki şeylerle itiniyorlar. Esasında İlk MİA dediğimiz yer olabilecekken gelişmiş çok düşük bir yoğunluk, 600'lerde. Ama düşük bir yoğunluk, 1,5 o zamanki şeylere göre belki de o zaman insanlar bu kadarına yetiyor. Ne zaman ikinci köprü yapıldı, o zaman çok doğal bir Büyükdere Caddesi'nin geçtiği doğal bir talep oluşmaya başladı. Buradaki esas baskıyı biz 80'lerin, 90'ların ortası başında hissetmeye başladık. Çok ciddi anlamda. Biz ilk sektöre gittiğimiz zamanlar gören bölge. Ve Maslak adı. Ama Maslak'la Levent arasında çok ilginç bir şey var. Bu arada bunlar oluyor ama metronun açılışına bakın. 2002 galiba değil mi? 2003 mu hatta? 2001 ya da o civarlar. Evet. Çok kısa bir metromuz var. Şişli taksi Levent hakkı o zaman. Ama bu hattaki metronun yani normal ofis alanlarının gelişmesi arasında 15 yıl gibi bir fark neredeyse. Yani hiçbir şey yok. Dolayısıyla tamamıyla servisler ve özel araçlar. Trafiğini buralarda dolduruyoruz ki hala çok da var. Bir de minibüsler. O dönemlerde Masla, Can Bey'in de ilk çalıştığı yerler, ilk yaptığı projeler, Springis, daha sonra Beybigis. Bu projeler falan yapıldığı zaman Masla'nın altyapısı, bunlar esasında projeleri kaldırabilecek yapıda değil. Çünkü hiçbir şekilde girişi çıkış falan olan yerler değil. Hala çok düzeltilmiş yerler değil ama o zaman da bakılırsa ciddi anlamda bir şey, zorluk bölgesi. Ama ilginç bir şekilde mesela ikinci köprü yapıldığı zaman yine aynı şekilde Kavacık gibi bir bölge olmuştu. Sırf böyle bir bağlantı yolundan dolayı. Hiçbir planı yok. Arsalar, oradaki böyle Levent'te ekip sanayi arsaları falan da değil. Yani herhangi bir gelişmesi falan da yok. Yani önde daracık, sadece yolu paralel, arkasında hiçbir şey yok. Sosyal ekonomi başlayacak. Ve ama önemli bir şey var tabii ki, burası da bir not. Bu notu bağlayacak bir şey olması lazım. İkinci bir ofis bölgesi. Keza aynı şekilde Koz Yatağı. Bu Koz Yatağı, birinci, yani E5 olduğu zaman hiç keşfedilmiş bir yer değil. Aynı şekilde sadece şu bağlantı yapıldıktan sonra oluşan bir yer. Esas alan olarak burası kaldı. Ofis alanı olarak bilindi. Gerçek hala Türkiye, yani İstanbul'un en herhalde yüksek rakamlarının geliştirilmiş yerler olduğu yerler. Ve bu şekilde de gelişti. Bakın aynı şey şu basın ekspres yolu dediğimiz yer, bir havaalanı olduğu yer. Yani bu mesela
bizim açımızdan güdük kalan bir bölge. Hiçbir zaman düzgün bir şekilde gelişmiş bir bölge değil. Çünkü bu bahsettiğim büyük alanların birçoğu burada esasında geçerli değil. Bir sürü başka sorun da var, planlama sorunu var. Herhalde ciddi mülkiyet sorunları olan bölgeler. Hiçbir dere, dere yatağı. Dere yatağı. Yani çok, çok, çok büyük bu planlama ile ilgili sorunları var. Mesela İstanbul hava alanı Atatürk Havalimanı'nın gelişmesine rağmen yıllar içinde bu bölgeyi o kadar istenilen şekilde hiçbir zaman çekemedi ki dünya metropollerinde havaalanlarının etrafındaki iş alanları merkezi iş alanının hemen arkasından geliyor. Şimdi neleri görüyoruz? Tabii esas değerli kısımları gördüğünüzde hala 66-33 oranı, yani 2-3 oranı düşünürseniz ki bu bölgedeki alanların yoğunluktan dolayı tabii daha büyük avantajları var. Şimdi bölgelediğiniz bölgeler tabii işte Kağıthane bölgesi, işte bu Bobonti bölgesi, bunlar Sarıgeçler, Büşerler. Bunlar da yine bir şekilde bir hareket olabilir, yüksek hareket olabilir, yoğunluktan dolayı olacak tabii ki. Ama hep bir şey imkanı düşündüğümüz için, yani toplu taşımayı hep geride bıraktığımız için, nasıl olsa insanların arabaları var, bunların özel servisleri var, sabah saat 8'de inip alıyorlar, otel gibi sizi getiriyorlar. Nasıl olsa uyuyorsunuz, müzik dinliyorsunuz, arkadaşınızla gazetenizi okuyorsunuz, oturuyorsunuz. Ondan sonra akşam sağlık götürüyorlar. Dünyanın hiçbir yerinde olmayan bir lüks var bu arada. Yani böyle bir şey yok. Hiçbir çalışanın açıkçası böyle bir şeyi reddedeceğini zannetmiyorum. Servis denen olay çok süper bir şey. Herhalde hiç servisim olmadığı için şirketimde de çok kıskanıyorum. bu tür alışkanlıklardan da vazgeçmemiz için toplu taşımaya geliştiriyorlar ama bu bölgeler, özellikle Kağıthane bölgesi gibi veya başka oluşacak bölgelerde eğer toplu taşıma olmazsa ofis bölgesi olarak esasında gelişme imkanları olmayacağı konusunda. Yani onlar hakikaten güdük olacaklar ve zor gelişecekler. Son bir örnek bu Türkiye'den değil, direkt olarak Londra'dan. Londra'da şey yapıldığı zaman, Docklands yapıldığı zaman, 1991'de gördüm ben, boştu ve 10 yıl kadar boş kaldı. Çünkü metro hattı gelmedi hiç. Hiçbir zaman talep görmedi o yıl içinde. Bizde ise maalesef biraz ters oluyor. Yani çalışanların falan filan hiç önemi yok. Oraya geliyorlar ve ondan sonra da bir 10 sene sonra gelebiliyor metro. Değerlerde de çok bir şey değişmiyor yani aslında. Metro geldikten sonra veya metro gelmeden Maslak'ın değerlerinde neredeyse hiçbir fark yok. Hiçbir şey değişmedi yani. Bu da başka bir şey. Ama şöyle bir şey var. Metro gelme ihtimali olmasından o fiyata yansıtılıyor. 10 yıl efendim. Evet. Yok şunu o kadar. Konuk projeye bir şey. O zaman, garipçi kesinlikle A sınıfı ve şu anda bence 35 dolar. Bence nasıl olacak? Çekmeköy biliyorum. Yani o hep metro gelecek. Yaklaşık 1-8 senedir hep o fiyatla ona şey yapıldı. Evet, şimdi metro bitmek üzere. Bakıyorum fiyatlar önemli yok. Aynen öyle. Evet. Ama o fiyatlar biraz daha çabuk. Çabuk. Satılıyoruz demek ki biz talep. Evet. Evet, ben şimdi devredeyim Murat'a. Bakalım Murat ne diyor.